Dans aslında insanın doğduğu andan itibaren başlar diye düşünüyorum her zaman. Kalp atış ritmiyle vücudun bir armoni içinde müzikle devinimidir aslında. Ama hep araç olarak kullanılmıştır çünkü duygular söz konusudur ve bu duyguların üzerine inşa edilir. İnsanlığın doğumuyla doğmuştur dans bence. İlk zamanlardan bu zamana kadar uzanan, iki kişi bir araya geldiği zaman birbirini sadece cümlelerle değil, duyguların da anlatılmasını sağlayan ilk çağlardan itibaren vardır dans. Daha sonrasında tabii yerel dansların dışında salonda da bir forma kavuşmuştur. Büyük kraliyetlerin, imparatorlukların resmi törenlerinde, halkı birleştiren anlarda dans o dönemlerden itibaren vardır. Son derece geniş bir yelpaze bu. Örneğin halk danslarından bahsediyoruz. Sadece Türkiye'deki çeşitliliği sayarsak, dünya üzerindeki kaç çeşitlik vardır, öyle bir kitap ya da malumat var mı bilemiyorum ama gerçekten çeşitlilik konusunda inanılmaz çok. Yelpazenin her dalını sayarsak dünya kadar dans çeşidine rastlarız. Güney Amerika'da özellikle Latinlerin bulduğu dans tipleri daha sonrasında klasik türlere de evrilmiştir. Latin dansları dediğimiz zaman apayrı, flamenco dediğimiz zaman apayrı, tango dediğimiz zaman bambaşka. Çok çeşitliliğinin olduğunu söyleyebilirim. Tabii dans dediğimiz türün, biçimin aslında bir akademik tarafı da var. Bu hem klasik baleden halk danslarına kadar vizyonu açıyor dans. Sadece tek bir odak noktasına bakmayı becerebilirken çocuk aynı zamanda da çevresinde neler olabiliyor, bunu hissedebiliyor. Toplu halde yapıldığını düşünürsek sosyal bir etkileşim sağlıyor ve sosyal anlaşmasını sağlıyor çocuğun, sosyal olabilmesini sağlıyor. Sportif tarafı da var. Fiziksel anlamda çocuğun her türlü, belki de tırnak içinde hastalıklara karşı direncini arttırabiliyor. Hayal gücünü arttırıyor bence en önemlisi. Dans toplumlarda da çok etkisel gücü olduğunu düşünüyorum. Özellikle hala da kendi geleneksel danslarını yaşatan ülkelerin aslında kendi milli kültürlerini de yaşatarak sosyal bütünlük kazandıklarını farkına varıyoruz. Yani bir asker uğurlamasında ya da bir düğünde, o tip törenlerde ya da zor geçen tırnak içinde savaş dönemlerinde bile aslında dansın varlığı, müziğin varlığı o insanların, toplumların birbirlerine yakınlaşmasını, bütünleşmesini sağlıyor. Danssız nasıl yaşanılabilir? Ya da bu eğitimi almadan nasıl bir insan hayatına devam edebilir? Benim anlayabilmem çok zor. Tamamen bunun içinde büyüdüm. Belki yani çok uç bir örnek vereceğim ama sert bir cümle kurmaya çalışmıştım zamanında. Yaşamın diğer ucu biliyorsunuz ölüm. Ölümden alınan haz, ölümden alınan ölüme karşı duruş diye tasvir etmiştim zamanında. Çünkü yaşıyorum, ben varım demek için. Dans benim için yaşamak, var olmak kadar değerli.